İşkence. Ebu Talib'e yaptıkları tekliflerden bir netice elde edemeyen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de herhangi bir taviz koparamayan müşrikler, çareyi yıldırma politikasına başvurmakta buldular. İlk zamanlar kabilesi ve ailesi kalabalık olanlara dokunamadılar. Çünkü Müslümanlar üzerindeki bu zalimane tavır henüz umumi değildi. Gerçekten bu sırada müşriklerin işkencelerine maruz kalanlar, daha ziyade kimsesiz, köle ve cariyelerdi. Onlara yapılmadık işkence kalmamıştı adeta. Hazreti Habbab, kor közler üzerine yatırılmış, onlar sönene kadar göğsüne bastırılıp bekletilmişti. Habbab demirciydi. Bazı müşriklerden de alacağı vardı. İstediği zaman kendisine, önce Muhammed'i inkar et, sonra alacağını veririz diyorlardı. O da fani dünya menfaatini bir kenara bırakarak, ben onu asla inkar etmem, ben onunla beraberim diyor, ebedi saadeti tercih ediyordu. Hazreti Bilal, Halefoğlu Ümeyye'nin kölesiydi. Ümeyye Bilal'e akla hayale gelmedik işkenceler yapıyordu. Kızgın kumlara yatırıyor, üzerine kocaman taşlar koyuyor, Mekke sokaklarında sürüklüyordu. O da her türlü işkenceye rağmen, ''Ehad, ehad, ehad, Allah bir, Allah bir, Allah bir'' demekteydi. Hazreti Süheyb bayıltılıncaya kadar dövülürdü. Ammar'ın babası olan Hazreti Yasir, bir ayağı bir deveye, diğer ayağı diğer bir deveye bağlanarak canavarca parçalanmıştı. Hazreti Yasir'in hanımı Hazreti Sümeyye de vahşice ve feci bir şekilde şehit edilmişti. Hazreti Ammar da nice işkence ve ezalara düçar olmuştu. Müslümanların daha niceleri böyle azap içindeydi. Bu duruma başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün müminler çok üzülüyorlardı. Ancak o an için ellerinden bir şey gelmiyordu. Yalnız hali vakti yerinde olan iman abidesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, içlerinde Hazreti Bilal'in de bulunduğu 7 Müslüman köleyi sahiplerinden satın alarak onları amansız işkencelerden kurtardı ve azat etti. Bütün bunlara ve diğer zalimane tavırlara rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tevhid davasında müşriklerle hiçbir şekil ve seviyede uzlaşmaya yanaşmadı. Dininden taviz vermedi. Üstelik ashab-ı kirama soruyorlardı. İçinizden kim gidip Kâbe'de müşriklere Kur'an okur? Bu teklife canı gönülden ben ya Resulallah diyen Abdullah İbni Mes'ud, Kâbe'de müşriklere Kur'an-ı Kerim okumuş ve bu yüzden o nasipsiz zalimler tarafından feci bir şekilde dövülmüştür.